keyifli bir gece geçirmesini diliyor. Konuşmasını yapmak üzere koro başkanımız Sayın İnci Gürgeli'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Oya Tuncalı ve eşleri, Kültür Ateşimiz Sayın Gülgün Özçelik, Konsorsiyum Başkanı Sayın Kelamet Dedezade ve eşi, dernek başkanları, sevgili müzik dostlarımız, hepiniz bu gece hoş geldiniz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçimiz Oya Tuncalı, Londra'daki 4,5 yıllık görev süresini tamamlayıp Ağustos ayında ülkesine dönerken, görev süresince korumuza gösterdiği yakın ilgi ve destek için huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilemek istiyorum. Ülkelerimizden uzakta olmanın verdiği özlem ve azimle, hem kültürümüzü yaşatmak, hem de gençlerimize bu kültürü tanıtıp sevdirmek adına üstlendiğimiz sorumlulukla 11 yıldır büyük bir titizlik ve disiplinle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Değişik şefler altında bugünlere gelmiş olan koromuz, 3 yıldan beri keman üstadı Sayın Ercüment İbrahim'in özverili çalışmalarının yönetiminde yolumuza devam etmekteyiz. Konserimizin başarılı bir şekilde geçmesini sağlamak için yardımları geçen tüm koro arkadaşlarıma, saz arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Maddi manevi desteklerini bizlere devamlı veren ailelerimize ve en önemlisi Türk sanat müziğini yaşatmamıza büyük katkısı olan yıl boyu düzenlediğimiz etkinliklerimize katılarak ayakta durabilmemiz için maddi manevi destek veren siz gönül dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bizi her zaman destekleyen Limasollar Derneği Başkanları Sayın Arife Hanım, Kadınlar Birliği ve Başkanları Sinem Hanım ve ayrıca Türker Çöpücü Bey'e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmalarımız süresince etkinliklerimizden elde ettiğimiz gelirin bir kısmı her yıl Türkiye, Kıbrıs ve Londra'daki çeşitli dernek ve organizasyonlara bağış olarak verilmiştir. Son 3 yıldan beri bu bağışımızı değişik Türk okullarına vermiş bulunuyoruz. Bu yıl geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiğimiz koris arkadaşlarımızdan Pembe İhsan'ın kıymetli eşi eğitmen Doktor Tüzün İshar Bey'in eğitime verdiği hizmetlere atfen adının verileceği Chester Atatürk Türk Okulu'na bu bağışımız yapılacaktır. Kendisini koromuz olarak böyle bir gecede rahmetle anıyoruz. Sözlerime son verirken, Müslümanlık dünyasının kutsal bir ayına, Ramazan ayına girerken hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, sizleri Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. O muhteşem Türk sanat müziğinin en güzel eserlerinden yorumlayacaklar sizler için. Türk sanat müziği dedik, şarkılar dedik, Muharrem Kürdiler var, Hüseyin'i var, Segah'ın en güzel şarkılarından var. Tabiri caizse bu güzel şarkılar bu akşam burada görücüye çıkıyor. Sizlerin beğenisine sunulacak. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. İlk bölümde yer alacak Kürdili Hicazkar makamından eserlerin isimlerini veriyorum. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Gidelim göksuya. Bu yılda böyle geçti. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Karşı yakada İzmir'in gülü. Ve Londra Türk Müziği Korosu Şef Ercüment İbrahim eşliğinde sizlerle. Thank you.
Thank you.
Sevgili seyircilerimiz, sevgili konuklarımız, ilk solumuzu söylemek üzere Aygül Yeşil Adalı'yı davet ediyorum. Bestesi Selahattin İnal, güfte Sırrı Uzun Hasanoğlu, solo şarkı. Dertleri zevk edindim. Dertleri zevk edindim. Bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar. Maziden kalan her iz beni içten yaralar. Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar. Thank you.
isimli solo şarkıyı solistimiz İnci Güryel seslendirecek. Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Thank you.
beslenir, insanın içine işler, kıpır kıpır. Şarkılar vardır, hüzünlü, gözyaşı dolu. Acıyla söylenmiş sözler ya da bestelenmiş ezgiler. Bir de öyküsünü biliyorsanız daha bir derinden etkiler insana. Sevgili seyircilerimiz, sevgili konuklarımız, sırada Hüseyin'i makamı şarkılarıyla kurumumuz seslendirecek. Geçti sevdalarla ömrüm. Keklik dağlarında şakılar. Havada bulut yok. Potporiler. Benliği aldım kaçaktan. Kara bulutları kaldır aradan. Thank you.
Sayın sunucular, ikinci bölüm başlarken size saz ekibindeki saz ekibini takdim etmek istiyorum. Kanun Taner Ertuğrul. Ut Özay Bingöllü. Ut Baha Yetkin. Kemal Muhammed Zara. Klavye Anıl Göçer. Etin sazlardan Marmer Sağlımer. Cemil Güzel Cümbüş. Sevgi dolsun tüm gönüller, boy versin yürekleri dağlayan nameler. Özlemle, hasretle, nostaljiye uzansın diller. Konserimizin ikinci bölümünde Segah makamından eserler yer alacak. Londra Türk Müziği Korosu sizlerle. Yeah.
Sevgili seyircilerimiz, sevgili konuklarımız, sıradaki solo şarkımız beste Mustafa Seyran, güfte Mehmet Erdoğan'a ait. Segah makamındaki şarkı Kapat Gözlerini Kimse Görmesin. Solistimiz Tezcan Erol seslendirecek. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini,
Acı. Beste Teoman Alpay, Güfte Türkan Şoray. Solistimiz Gül Latif seslendiriyor. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, kalbimde buruk acı.
bitiremedi. Beste Amir Ateş, Güfte İlhan, Vehit Pektaş. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim. Aygül Yeşil Adalı seslendiriyor. Ve saz ekibi için büyük alkış rica ediyorum.
da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Oya Tuncalı'yı davet ediyorum. Sevgili kardeşlerim, hepinize iyi akşamlar. Biliyorsunuz bulunduğumuz her ülkede sanat, kültür ve müzik hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ülkede de sanatsever toplumumuz bu konularda çok duyarlıdır. Bu akşam bizlere güzel bir konser sunan Londra Türk Müziği Korosu'nun değerli hanımları bir araya gelerek bir taraftan tabii ki iş, ev, sosyal yaşamla ilgili görevlerini yerine getiriyorlar. Bir yandan da Türk sanat musikisi icra etmek üzere bir araya gelerek çalışmalarda bulunuyorlar ki bunu yıllardır büyük bir başarıyla bu müzik misyonunu götürüyorlar. Bu akşam bize sundukları Dudaktan Kalbe konserini burada sunabilmek için gördüğümüz üzere çok önemli çalışmalara, çabalara, ortaya koydukları gayretlere ilaveten buraya gelmişlerdir. Ben bu çabaları gösteren, başta değerli başkan İnci Güryel Hanım olmak üzere tüm korist hanımları ve şef Ercüment İbrahim'i ve tüm saz arkadaşlarını bu titiz çalışmaları için tebrik ediyorum. Akşamki gibi müzik dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu günler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Thank you.
Atatürk Okulları yöneticisi, Türker Çakıcı, Bağış Çekin'i sahneye almak için sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar, ben Türker Çakıcı, 32 seneden beridir Londra'da Türk çocuklarını Atatürk ilkelerine bağlı, onları medeni insanlar olarak yetiştirerek cemaatimize katmak için uğraş veriyorum. Başladığım zaman benim de bir oğlum, bir kızım vardı. Onlar da 5 yaşındaydı, 6 yaşındaydı. Şu anda evlenmişler ve bana torun verdiler. Şu ve çocuklarım da şimdi torunlarımla beraber Atatürk okullarına her pazar gidiyoruz. Bir okulumuz vardı. Honzi Atatürk Okulu. İlk önce Avrupa'da Avrupa şampiyonluğunu folklor olarak aldık. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni BBC'nin huzurunda temsil ederek dünya şampiyonluğunu öğretmenlerimize ve cemaatimize hediye olarak getirdik. Görüyorsunuz ki Londra'da da aynı Türkiye'de ve Kıbrıs'ta olduğu gibi cemaatimizi bölük bölük etmekte, birçok okulları değişik fikirler olarak bölmekte olan diğer insanların yanında biz Atatürk ilkelerine bağlı okullarımızı çoğaltıp İngiltere'deki Türk çocuklarını Atatürk ilkelerine bağlı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlk önce Honca Atatürk Okulu'ndan sonra Southgate, Hazelwood Atatürk Okulu ve Chesterfield Atatürk Okulu'nu şemsiyemiz altına alıp bugün Londra'da 4 tane Atatürk Okulu'nu idare etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken yardım aldığımız yerler bir avucumuzu içindeki parmakların sayısı kadar değildir. Yönetim kurulu arkadaşlarım gece gündüz çalışıyorlar, ekmek paralarını kendi işlerinden kazanıp ama boş zamanlarını da Türk çocuklarını yetiştirmek için bu okullarda hizmet ediyorlar. Ben tek başıma değilim. İlk başladığım zaman arkadaşlarıma demiştim ki arkadaşlar, bir çubuğu aldığınız zaman kırabilirsiniz ama elinize 4-5 tane çubuğu alırsanız onları kıramazsınız. İşte dedim ki siz de halkımızla beraber olup bu çubukları çoğaltıp kırılmayacak bir kuvvet olmamız lazımdır. O kırılmayacak kuvvet de Atatürk ismi şemsiyesi altında toplanmaktır diye düşündüm ve öyle yaptım. Bugün de Chesterfield Okulu kapanmak üzereyken rica üzerine onu da şemsiyemiz altına alıp bugün faaliyet gösteriyoruz ve çok başarılı bir okulumuz olacağından eminim. Yalnız biz bu işi yaparken hiçbir zaman sevgili Tözülmeyi, Rabbim Tözülmeyi burada anıyorum, Allah rahmet eylesin. Biz hiçbir zaman maddi bir çek alacak diye okulumuzun ismini, Tözün ismini almadık. Biz bu işi sırf Tözün Bey'in hayatı boyunca eğitime verdiği hizmetlerden dolayı bana rica ettiler, böyle bir ismi verebilir misiniz diye. Ben de bu ismi şerefle kabul ettim ve bundan böyle okulumuzun ismini Tözün İsa Chesterfield Atatürk Okulu olarak aldık ve böyle kalacak. Onun için hepimiz huzurunda hürmetle bir teşekkür ederiz. Sağ olun.
Son olarak hocamıza tekrar bir teşekkür etmek istiyoruz. Programımız burada sona eriyor. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konserlerimizi, etkinliklerimizde umarım hepinizi tekrar görebiliriz. Sağ olun. Kendinizi kısaca bize tanıtır mısınız? Evet, ben İnci Güryel, Londra Türk Müziği Korosu Başkanıyım, bu yılki başkanım. Güzel bir konser sonundayız şu anda, biraz yorgunuz. Koromuz ne zamandan beri çalışmalarını yapıyor? Koromuz 2005 yılında kuruldu. 11. yılımızı kutluyoruz bu yıl, 11. yılımız. Maşallah. Evet. Amatör bir koro, bayanlardan kurulmuş. Güney Londra'da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bromley bölgesi, Whitley bölgesinde. Merkezinde bulunuyor. Şehrin tamamı. Evet, Bromley Civic Center. Geçen yılda yine burada bir konserimiz olmuştu. Evet. Her yıl yapıyor musunuz? Her yıl, bazı yıllar iki kez falan yaptığımızda oldu. Kuzey Londra'da yaptık. Bütün çalışan arkadaşlar bu bölgede oturdukları için burası bize daha kolay geliyor. Bromley bölgesinde yapıyoruz. Tabii. Evet. Bizim toplum her tarafa dayanmış. Evet. Bir yarısı güneyde, yarısı kuzeyde. O bakımdan. Türk müziğini sevenleri topluyoruz. Evet. Kuzeyden bayağı bir konuğumuz vardı bugün. Evet. Kuzeyden gelen arkadaşlar. Biz de kuzeyden geldik. Evet. Güzel bir konser oldu. Seyircilerimiz epey neşelendiler. Size uzun süre refakat ettiler. Biraz yorgunuz ama çok mutluyuz. Çünkü çok güzel izlenimler aldık. Herkesin yorumlar çok güzeldi. Hatta profesyonel gibi dediler ki biz amatör bilinçle çalışan bir koroyuz. Fakat evet, güzel bir konser oldu. Mutluyum ben de. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun.